Fatma Şahin Nizip'te. Nizip çalıştayı verimli geçti. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin başkanlığında bugün Nizip Ticaret Borsası Konferans Salonu'nda Nizip sorunlarının da ele alındığı toplantı gerçekleşti. AK Parti Gaziantep Milletvekilleri Mehmet Sarı, Ali Şahin, Mehmet Erdoğan, Nizip Kaymakam Vekili Mustafa Gül, Belediye Başkanı Hacı Fevzi Akdoğan, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Ahmet Uzer, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Latif Karadağ, oda ve dernek başkanlarıyla mahalle muhtarlarının hazır bulunduğu toplantıda ilçede yapılacak hizmetler konusunda bir takım ön bilgiler alan Şahin, ilçede yapılması planlanan hizmetlerin bilgilerini çalışma ekibine not ettirdi. Nizip ilçesinde yapılacak olan hizmetlerin en süratli bir şekilde hayata geçmesi için çaba sarf ettiklerini ve ilçeye yapılacak olan hizmetlere önem verdiklerini bildiren Şahin, Nizip ilçesinin Gaziantep'in en kıymetli ilçeler arasında yer aldığını ve bu nedenle ilçenin en güzel hizmetlere kavuşması için ellerden gelenin en iyisini yapacaklarını ifade etti. Gölgeye biliyorum. Başbakanla sen görüştüğünü biliyorum ben. Seni aradık bulamadık. Nerelerdeydin? Başbakan geldiği zaman. Yok, evet. Ben yanındaydım ondan. Sonradan. Yok sonradan. Hı, sonradan gel. Oo, takdir mi geldi? Evet. Ha Fatıma abla. Maşallah. Abimin platin yeri var. Işık kuracaktım. Tamam. Gidiş geliş de yapamaz. Siz gel. Hadi başkan ayarlasın yanıma gelin. Tamam, 7'sinde geliyor. Tamam. 7'sinde sen gel, ben sana takdirini veriyorum. Evet. Devzi başkanı ayarlıyor, bana gönderiyor seni. Evet, gelsin ayarlar. Geçen sefer görüştürdük, gene geldi. Gene geldi. Borçların arkasında yürüdü. Tamam. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, Sayın Gaziantep Milletvekilleri, Sayın Kaymakam, Sayın İl Başkanım, Sayın Protokol ve değerli misafirler. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Nizip Çalıştayı'na hepiniz hoş geldiniz. Konuşmalarını yapmak üzere Nizip Belediye Başkanımız Sayın Hacı Fevzi Akdoğan'ı kürsüye davet ediyorum. Yaklaşık 4 ay oldu. Seçimlerin biteni. Bir uyum süreci yaşıyoruz. İnşallah 2 ay içerisinde bu uyum sürecimiz bitmiş olacak. Allah'a şükür ki biz bu uyum sürecinde çok ciddi sıkıntı yaşamadık. Sayın Bakanımızla beraber, yardımcılarla beraber biz de ciddi manada hizmetler yapmaya gayret ettik. Şu anda hizmetler planlanıyor. Projeler yapıldı. İhale aşamasında. Allah izin verirse Sayın Bakanımızın emirleri doğrultusunda bu hizmetler bu süre içerisinde başlamış olacak. Biraz sonra Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Bakanımız bu hizmetlerin neler olduğunu sizlere anlatacaklar. Nizmi biliyorsunuz. Büyükşehir Belediyesi'ne bağlandıktan sonra dün de ifade ettim. Bayramda da ifade ettim. Bize İller Bankası'ndan 2,5 trilyon civarında bir ödenek geliyor. 2,5 trilyon ödenekten %40'ı Büyükşehir Belediyesi'ne kesiliyor. 1 trilyon. Kaldı 1,5 trilyon. Kalan 1,5 trilyondan %40'ı beldelerin borcuna kesiliyor. 1,5 trilyonda %40'ı 600 milyar. Kaldı 900 bin lira. 900 milyarla biz Nizip Belediyesi'nde işçilerin, memurların alacaklarını ödeyemiyoruz.
İşin gerçeği bu. Bizim işçi memur, SSK, vergi dairesi, emekli sandığı, bağ kuran, ödediğimiz para ayda 1.550.000.000. Bize gelen para 900.000 lira. Bizim aylık cari giderimiz hiçbir iş yapmasa 2.800.000.000. Biz geçmiş 10 senede devralmış olduğumuz 30.000.000.000 borcu ödedik. Şu anda 3.000.000.000 borcumuz kaldı. 27.000.000.000 borç ödedik 10 senede. Biz tam Niz Belediyesi'nin borçsuz dev aldık, borçsuz bir hale getirdik derken Belediye'den 7.000.000.000 civarında borç geldi. Her haftada 2.000.000.000 kadar daha da gelecek. Şimdi ayda 600.000.000 lira kesildiği zaman, 900.000.000 lira hesap ettiğiniz zaman bu borç 15 ay kesilirse bitecek. Bu ne demek? 15 ay Niz Belediyesi'ne sadece 900.000 lira para gelecek demek. 15 ay. Şimdi sıkıntı var. Sıkıntının yanında da şükrettiğimiz bir konu var. Allah'a şükürler olsun ki Büyükşehir Belediyesi'ni AK Parti kazandı. AK Parti'nin yanında Fatma Şahin gibi büyük Büyükşehir Belediye Başkanımız var, Allah'a şükürler olsun. Şu an için belki rakamları söylemem uygun olmaz ama ciddi bir rakam bize yardım ediyor. Şu yapılan asfaltların hepsi kendisi yaptırıyor şu an. Mazotumuza kadar gönderiyor. Belki söylenmez bunlar ama söyleyeyim ki millet de bilsin. Eğer mazotu göndermese bizim araçların tekerleri hareket dahi edemez. Kamyonları bağlamamız gerekir. Yamalar dahi yapamayız. Hepsini kendisi gönderiyor. Rakam olarak da söylesem ciddi bir rakam. Ben bu rakamı söylersem Sayın Bakanımız belki zorda kalır. Çünkü hem ilçe istiyor. Ama siz de şunu bilin ki Gaziantep'ten önceniz bir işlerini yapacak. Bu konuda hiçbir tereddütünüz de olmaz. Öncenizin sonra Gaziantep. Bunu da unutmayın. 5 sene sonra bu söylediğim sözlerini burada tekrar edeceğiz. Biz zamanında böyle demiştik değil mi diyeceğiz. Söylenen bütün sözler yerine getirildi mi diyeceğiz. Sizler de burada getirildi Sayın Başkanımıza Allah razı olsun diyeceksiniz inşallah. Bu seçimde 40 tane ev terk etti. İşçi alacak mısın, almayacak mısın? Ben almayacağım. Bazıları alacağını söylüyor. Onlar yalan söylüyor. Ben yalan söylemem. Söylemedim, söylemem de. Oy vermekti, canı sağ olsun. Yine oy vereceksin diye bir kaydın mı var? Yalan söyleyerek, izzetsiz bir şekilde seçimi kazanacağıma, izzetli ve şerefli bir şekilde seçimi kaybederim. Biz siyaseti öyle yapıyoruz. Doğru mu arkadaşlar? Muhtarlar, başkanlar doğru mu? Yalan söyleyerek siyaset yaptın mı? Sizi hiç aldattın mı? Bir de şansımızdan Sayın Bakanımız Latif Bey'i başkan vekili yaptı. Latif Bey'i bir alkışlayın hele şöyle. Belediye Başkan Vekilimiz Sayın Latif Karadağ'ı Türkiye'ye davet ediyorum. Doğumla başlayayım. 2004 yılında Haçmeli Başkanımızla bizim belediyesine yine dışarıdan bir bulunmadan geldiğimizde çalışmaya başladığımızda hakikaten çok ciddi problemlerle baş başaydık. 10 yıl içerisinde elimizden geldiği kadar bir şeyler yaptık. Bu umutlarımızı çok şükür gerçeğe çevirdik. Ve bugün artık onları yapmış olmanın mutluluğuyla bu noktaya geldik. 2014-30 Mart'ın hemen önce bakanımız, başkanımızla beraber bizi çağırıp Büyükşehir seçimi öncesi neler yapabiliriz,
ne projelerimiz var diye çağırdığında da bir takım hazırlıklarımız vardı. Bu noktada ikinci umudumuz Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in daha önceki geriden gelen görüntüsüyle, hizmetiyle, artısıyla bunları yapacağı, bizim için bunlar şimdi bizim için umut olacağı yönündeydi. Artık ne yazık ki diyemeyelim, seçimden hemen sonra bu işler bizim üzerimize iş olarak yüklendi. Aslında bunları istiyoruz diyor Sayın Bakanımıza. Ancak Sayın Bakanımız seçimden hemen sonra beni bize çağırarak bu işler senin için, bunları senden istiyoruz. Ben bize söz verdim, sözüm namustur, bunlar takibi bizzat senin için diye ona bir talimat verdi. Bu talimatı almanın da mutluluğunu yaşıyorum işin doğrusu. Çok kısa bir süre içerisinde teşkilatlandırma yaptık ancak özellikle hemen hemen burada giren tüm arkadaşlarımıza benim bilgilerim var, görüşmüşlüğüm var. Yalnız şu oldu, 4 katına çıktı Büyükşehir'in hizmet alanı. 650'ye yakın muhtarımız, mahallemiz var. Büyükşehir ekibi aynıydı. Özel idarenin devriyle ilgili bir takım problemler, özel idarenin personel ve makine ekipmanın devri geçirmesiyle ilgili bir takım gecikmeler yaşandı. Bu gecikmeler eğer kişiye özelse bunlar tamamen bizim kusurumuz. Hiç kimse de değil. Bunları hızlı bir şekilde geçirelim adına. Ancak bugün artık teşkilatlarımızı tamamlamış durumdayız. Bu noktada çok rahat söyleyebiliriz. Muhabbetimizi, birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın. Şimdi tabii Hacı Feyzi Başkan konuşurken ben biraz duygulandım. Çünkü Hacı Feyzi Akdoğan gerçekten göreve geldiği günden beri Nizip'te çok önemli ve güzel işleri yaptı. Nizip'in suyunun akmadığı zamanları da bizler biliyoruz. Bir geçiş döneminde bu tür sıkıntılar, bazı yoluna gitmeyen şeyler olabilir. Ama sen şunu bil ki, çok güçlü bir ailenin sen bir ferdisin. Yine çok güçlü bir çalışma ekibinin bir parçası. Sayın Başbakanımızın deyimiyle AK Parti dünyadaki en büyük aile. Sen bu ailenin bir ferdisin, sevdiği bir ferdisin. Ondan dolayı hiç endişe etme. Sayın Bakanımız zaten size gereken destekleri veriyorlar. İnşallah burada aksayan yönlerde olduğu zaman hep beraber aile içerisinde çözeceğiz ve Nizip'e hizmeti yine A kalite yapmaya devam edeceğiz. Bizler hizmet üretirken birilerden Nizip'te özellikle muhalefet dedikodu üretiyor. Çok da canım sıkıldı ama çok da ciddiye almadım. Başkanımız her sene bir 15-20 gün bir izin yapar. Bunu da Ramazan'da yapar. Geçen sene de Ramazan'da gitmişti. Yok efendim, Büyükşehir Belediye Başkanı'yla arasında problem çıkmış da küsmüş gitmiş, bilmem ne yapmış. Şimdi bunlar ancak bizi yasal zeminde yenemeyen insanların bir şekilde bugünlerde böyle fitne çıkararak bizi birbirimize düşürme gayretleridir. Ama Allah'a şükür 12 yıldan beri bu gayretlerinde de başarılı olamadılar. Bundan sonra da inşallah olamayacaklar. Biz de gayretli bir şekilde birlik beraberlik içerisinde hem Nizip'imize hem Gaziantep'imize hem de ülkemize hizmet yapmaya inşallah sizler destek verdiğiniz müddetçe devam edeceğiz. Sayın Başbakanımız ve bakanlarımız torba yasayı çok önemsiyorlar. Burada halkımızın büyük bir kısmını ilgilendiren, onların sorunlarına çare olacak, dertlerini bitirecek olan birçok yasal düzenleme bunun içerisinde yer aldığı için bu çalışmalarımız kesintisiz bir şekilde devam edecek. İnşallah bu torba yasanın bitmesiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne tatile girdikten sonra da hep beraber geçmiş yıllarda olduğu gibi yine sahada el ele, gönül gönüle vererek istişarelerimizi ve değerlendirmelerimizi yapacağımızı temenni ediyoruz. Özellikle değerli arkadaşlarım, zaman zaman muhtar kardeşlerimiz arayıp bazı ufak tefek problemlerden bahsediyorlar. Yani problem olduğu zaman çözmek bizlerin boynunun borcudur. Ama burada Büyükşehir Yasası'nın yürürlüğe girmesiyle beraber bu geçiş sürecinde ufak tefek sorun ve problemlerle karşılaşacağız. Ama Sayın Bakanımızın başkanlığında bu sıkıntı ve problemlerin büyük bir kısmı çözüldü. Ve bu koordinasyon eksikliği ortadan kalktığı için inşallah bundan sonra da muhtarlarımızın da şehir merkezindeki ve uzak mahalleler, eski köy, yeni mahalle olan köylerimizdeki sorun ve sıkıntılar da bu çerçevede inşallah en kısa zamanda bitecektir. Belediye Başkanımız Hacı Feyzi Akdoğan biraz maddi yatsızlıktan dolayı ufak tefek problemler yaşamış ama inşallah bundan sonra yaşamayacak. Çünkü arkamızda güçlü bir büyükşehir belediyesi var.
Büyükşehir Belediye'mizin, başkanımızın özellikle bakanlık tecrübesiyle yerel yönetimi birleştirdiği zaman bu sorunların hep beraber altından kalkacağız. O nedenle buradaki arkadaşlarımız kesinlikle umutsuzluğa kapılmasın. Hep beraber el ele gönül gönüle Büyükşehir Belediye Başkanımızla, il başkanımızla, milletvekillerimizle, belediye başkanlarımızla, muhtarlarımızla el ele verip bu ufak tefek çözülmez görünen ama normalde çözülmesi çok kolay olan problemlerde hep beraber çözeceğimiz kanaatinde ve düşüncesi içerisindeyim. Ben burada Gaziantep milletvekillerimiz adına söz aldım. Ben kendilerine her zaman teşekkür ediyorum. Çünkü gerek Gaziantep'te gerekse Nizip bazlı olarak burada yapmak istediğimiz, yapmış olduğumuz hizmetlerin hepsi de Ankara boyutunda bize yoğun destek ve güç veriyorlar. Nizip'le ilgili bir şey olduğu zaman hep beraber toplanıp ilgili bakanlıklarda ve dairelerde bunların çözümlerini gerçekleştiriyoruz. Yarışması çok önemliydi. İlçelerin kendi içinde yarışması çok önemliydi. Ve 12 yıldan beri bütün makamları, Ankara'daki bütün makamları görerek gelen bir kardeşiniz olarak birbiriyle kıyaslama, ilçeleri, illeri birbiriyle kıyaslama fırsatım olduğu için çok rahat bunları sizinle paylaşabiliyorum. Şuna inanmanızı istiyorum ki Nizip bizim için herhangi bir ilçe değil. Nizip'e olan muhabbetimiz, Nizip'e olan sevdamız, Nizip'lilere olan gönül bağımız bambaşka. Ben bütün başkanlarımın yanımda yeri çok farklıdır. Vekillerimin yeri çok farklıdır. Ama Hacı Fevzi Başkanımın, ekibinin, Mehmet Sarı kardeşimin 12 yıldan beri alandayız. Bir aile olduk. Kendi çoluğumuzdan, çocuğumuzdan daha çok Nizip için, Gaziantep için, ülke için ne yapabiliriz diye gece yarılarına kadar parlamentoda çalıştık. Ali kardeşim şimdi bu dönem aramıza katıldı. Daha da büyüdük, daha da zenginleştik. Şunu demeye çalışıyorum. Millete hizmet aşkıyla, sevdasıyla çok uzun yolculuklar gittik. Yol arkadaşlığı yaptık, dava arkadaşlığı yaptık. Ve kıyas yaptığım zaman özellikle buranın, Fırat'ın bereketi, fıstığın, zeytinin bereketi, bu topraklar çok önemli. Çok yüksek bir medeniyete sahipliği yapılmış ama Nizip'i Nizip yapan şey Niziplilik. Takımcılık, Nizip ruhu. Ben kendi siyasetimde de çok şey öğrendim. Ben değil biz diye dedikleri için nasıl devlet yatırımlarının daha hızlı geldiğini gördüm. Aynı ölçekte ilçeye giden yatırımla, ile giden yatırımla Nizip'e nasıl farklı bir yatırım geldiğini gören bir kardeşimizim. Hele şimdi Büyükşehir Belediye Başkanı olarak 6200 kilometre karenin 2 milyona yakın nüfusun emaneti ve sorumluluğunu alıp birbiriyle kıyasladığım zaman özellikle Merkez Şahin Bey ve Şehit Kamil'den sonra yaşam kalitesi, vatandaş memnuniyeti, altyapı hizmetleri bakımından şehri ben ikiye ayırıyorum. Bu tarafta İslahiye ve Nur Dağı'nda, bu tarafta Nizip bölümünde ciddi bir zaman farkı var. Size iman ederek, inanarak söylüyorum. İhtiyaçlar bitmez. Hayat devam ettiği sürece ihtiyaç bitmeyecek. Ama gelinen nokta itibariyle özellikle diğer ilçelerle kıyaslandığı zaman çok önemli bir ivme aldığını ve çok önemli bir kalkınma hamlesine doğru gittiğini görüyorum. Kıyas yaparak matematiksel rakamlarla bunların hepsini söyleyen bir kardeşinizin. Bu yolculuk devam edecek. Bu kalkınma yolculuğu çok önemli bir yolculuk. Nizip hak ettiği yere gelene kadar da biz ekip olarak bugün daire amirlerimizle hizmetinizde olmaya devam edeceğiz. Çünkü Nizip mutlu ve huzurlu oldukça Gaziantep huzurlu ve mutludur. Nizip güçlü ve kalkındığı sürece Gaziantep kalkınmıştır ve Türkiye kalkınmıştır. Biz kendi özgüvenimizle bu yolculuğa devam ediyoruz. Belediyecilikte üç temel şey çok önemlidir. Birincisi parayı yöneteceksin. Başkanı yönden haklı. Kaynak çok önemli. Duayla beraber kaynağın olacak. O yüzden başkanımızın söylediği konuda Büyükşehir yasasında bir sıkıntı var. Ama tek Nizip ait bir sıkıntı değil. Bugün oldu Fatsa gibi aynı grupta yani 100 binde 150 bin nüfusunu sağlamış ilçelerde kaynak aktarımında bir sıkıntı var. Yani Nizip özel bir sıkıntı değil. O kategoriyle ilgili bir sıkıntı var. Şahin Bey ve Şehit Kamil kendi yanında kavrulurken
Kaykamış ve Yavuz Eylül bu yeni Büyükşehir Yasası'ndan İslahiye daha fazla kaynak aldı. Ama nizip kategorisindeki olan ilçelerde bir sıkıntı var. Şimdi sıkıntıyı çözeceğiz. Biz bunu, ben şu an aynı zamanda belediyeler, Türkiye Belediyeler Birliği yönetim kurulu üyesi oldum. Kadir Bey'in başkan yardımcısı oldum. Bütün şehirleri ve bütün ilçeleri de görebiliyorum. Nasıl çözeceğimizi de biliyoruz. Orada nasıl bir kategoriye gitmemiz gerektiğini de biliyoruz. Şimdi büyük şehirlerin içerisinde merkez yatırımında büyük Gaziantep Büyükşehir'de 30. sıradayız. Ama biz mazeret üretme ve burada paramız pulumuz yok deme makamı değiliz. Biz Allah'ın izniyle güçlü bir ekibiz ve bunu çözeceğiz biz. Nizip'ten gelen işçilerimiz için de çok önemli. Burada organize yapılıyor, bunlar için de çok önemli. Şehircilikte organizenin olduğu yere şehirciliği konutu koymamız lazım. Şu anda biz her gün 100.000 kişiyi şehrin bir başına ve bir başına taşıyoruz. Bu sürdürülebilir bir kaldırma değil. O yüzden nerede sanayi varsa onun yanına konutunu koyacak bir şehircilik anlayışını şu anda başlattık. İnşallah devam ettireceğiz. Yine bize eski stadyum ilgili muhalefetin en büyük, işte seçimden önce konuştular, seçimden sonra değiştirecekler. Bakın aynısı duruyor. Hiç değişmez bizde. Başbakanımızdan aldığımız talimat bu. Ne aldanan olacağım ne aldatan olacağım diyor. Hacı Fevzi de bu konuda en iyi örneklerden bir tanesi. Neyse o. Yapacaksak yapacağız, yapamayacaksak yapamayacağız. TOKİ başkanımızla konuştuk. Yeni stadyum bitince bu stadyumu kent meydan haline dönüştüreceğiz. Caddelerimizin hepsini yeniden yapılandırıyoruz. Bakın görüyorsunuz. Burada şu anda Nizip'te çalışan Menderes, Akçakent mahallelerinde kenti doğu ve kuzeyden kuşaklayarak Hacı Mehmet Özkaya yollarına bağlayıp açma çalışmaları devam ediyor. 35 metre genişliğinde imar yoğunlaşılması amacıyla İdare Nazım plan gerçekleştirilmiştir. Bakın Nizip ilçe Pazarcağın mahallesi görüyorsunuz. Burada Nazım imar planı değişikliğini yaptı ve buraya büyük bir ibadet yeri yapılması amacıyla plan değişikliğini gerçekleştirdik. Bu çok önemli. Yine başkan ve ekibi geldiği dediler ki TMO'nun yeri. Bizim için çok önemli. Hakikaten geldik baktık muhteşem bir yer. Tarım Bakanımız, TMO Genel Müdürümüz, Genel Müdürlüğü'ne geldi, yardımcıları gitti. Büyük bir trafik akışının sonunda geldiğimiz nokta buraya yaklaşık bir 6-7 milyon TL bir yatırım gerekiyor. İçerideki depoyu ve içerideki sistemi bizim yapmamız lazım. Şu an Büyükşehir olarak biz onu yapacağız dedik. Protokolümüzü imzaladık. Allah'ın izniyle bunu biz yaptığımız zaman şimdi nereye kaydırılacağını ve 3 tane alternatif var. Vekillerimiz, başkanımız oturup buna karar verecekler. Ama biz TMO'nun yerine hem şu andaki belediye ihtiyacını görecek, hem nikah salonu gibi kültürel merkez olacak, büyük bir size merkez yapacak. Hayırlı uğurlu olsun. Bu çok önemli. Ben çok önemsiyorum. Yer çok güzel. Anlaşma tamam. Oldu Latif Bey birebir. İki defa bunu Çankaya'ya, TMO'ya gitti. Geçen hafta TMO Genel Müdür Yardımcısı geldi. Bu konuda çalışmamızı yapıyoruz. Yol kaldırımı projesi Kudret Daire Başkanlığı tarafından hazırlandı. İlçe Belediyesi tarafından yapılıyor. İpek Yolu Kalkınma Ajansı'nda da 650 bin TL maddi destek verildi. Uzun Çağrışı Sokak Çalışma Sağlıklaştırma Projesi ile ilgili Kudret Daire Başkanlığımız tarafından yapılan yer. Cephe ve Meydan Düzenlemesi Uzun Çağrışı. Rum Kale'nin turizme kazandırılması. Bu çok çok önemli. Niye önemli? Bizim Fırat'tan daha iyi faydalanmamız lazım. Bakın genç tip burada yaşamış. Ve en büyük medeniyetin Fırat'ta kurmuş. İnanç turizmi burada var. Doğa burada var. Tarih burada var. Medeniyet burada var. O yüzden bizim oraya ciddi bir şekilde sosyal tesis yapmamız lazım. Biz şimdi Adıyaman, Şanlıurfa, Gaziantep turizm master planını çıkardık. Hazır kalkınma ajansı çalıştı. Ramazan dolayısıyla aşırı hava sıcak olduğu için o bölgede dedi ki Ramazan'dan sonra başlayalım.
Elimizdeki o master planını şimdi ekiplerimizle de hafta sonunu planlamasını yapacağız. Fırat'a gideceğiz. Hızlı bir şekilde sosyal donatıya ihtiyaç var. Buraya çekmemiz lazım. Şehri buraya, bölgeyi buraya çekmemiz lazım. Bunun için de Gümüşgün ve Kamışlı. Bakın burada eylem planı ile ilgili Kültür Bakanlığı'na sunulmuş bir plan var. Allah'ın izniyle bu işin birebir takipçisi olacağız. Bu güzelliği sağlayacağız. Savunma Bakanımızı birebir getirip yerinde gösterdi. Çünkü Savunma Bakanımızdan, Tugay'dan yapılacak askeri bölgeyle ilgili yapılması gereken izinler vardı. Bunların hepsini yerinde gösterdik, talimatlandırdık. Amacımız su spor aktiviteleri, kamp alanları, yaşayan köy tesisleri, yapay plajlar, seyir terasları. Nasıl güzel. Hiç kimsenin memleketinde şu güzellik yok. Muhteşem bir güzellik var. Bunu şimdi şehrin buraya gelmesini, şehir Antepli suyu çok sever. Antep'i buraya bir getirelim, bir taşıyalım. Nizip bir daha nizip olacak. Kargalmış bir daha kargalmış olacak. Bu muhteşem bir hazine ama sosyal donat eksiği var. O da bizim boynumuzun borcu. Allah'ın izniyle kaynak ürettiğimiz sürece bunların hızlı bir şekilde yapımını gerçekleştireceğiz. Yine bu çeşitlendirme eylem planında bakın görüyorsunuz bütün çalışmaları. Hoca geldi, utanmış hoca dedi ki Kültür Bakanlığı'ndan dedi kazı için bana çok az mali destek verdiler dedi. Ben hemen Latif Bey'e dedim ki meclis kararı al. Biz hemen hocanın istediği parayı çıkaralım, tamamını da yapalım dedik. Çünkü zevkuma bizim için çok önemli. Kazıların devam etmesi lazım. Bakın utanmış hocanın çalışmaları. Kazeriz milites, kazeriz diyor. Onlara da biz büyükşehir olarak ne istiyorlarsa hocam tamam dedik. Getir ihtiyaçlarını. Büyükşehir olarak bunu karşılayacağız dedik. Şu ana kadar ihale yeni yapılmış olmasına rağmen kendi gücümüzde Nizip'e yaptıklarımızda müsaade ederseniz anlatmak istiyorum. 22 farklı köyde arazi yolların aşılması tamamladık. Muhtarlarım, köy muhtarlarım bunu çok iyi biliyor. Dağ köylerinde arazi yollarına dozer çalışmaları devam ediyor. 35 metrelik yol çalışması. Şu an bu açılan yolların Uluyatır Mahallesi'ndeki açılan yollar. Şunlar da dağ köylerindeki yama çalışmalarımız. Bilek, Tosunlu, Dernek, Köseler, Tosunlu, Boyluca Mahallesi ve çıkışları şu ana kadar ne kadar yama yaptığımızı gösteren bir çalışma. Sati kaplama. Özel idare kapandı, hizmetler geride kalmadı, kaldı denmesin diye biz hemen bütün gücümüzle buralara yüklendik. Bakın sati kaplamalarımız. Şimdi ne yapıyoruz? Masamızda ne var? Masamızda en önemli çevre düzenlemesi karpuz atan. Karpuz atan burası içinde, Oğuzeli içinde, yeşil de su. Hem Nizip'in sahre kültürasından hem de Gaziantep'in Nizip'e gelmesi açısından. Yani merkezi bizim Nizip'e taşımamız lazım. Bütün hedefimiz bu. Bu bölgeyi cazibe merkezi yapmamız gerekiyor. Bu konuda TMO'yu anlattım. Uzay çatılı pazar yeri, 20 metrelik Musin Yazıcıoğlu bulvarı yolun aşılması şu 6 maddenin şu an masamızda ihale hazırlığı işlemlerindeyiz. Değerli muhtarlarım. İnşallah bu karpuz atanın bize şu andaki Büyükşehir'e maliyeti yaklaşık 7 milyon TL değil mi Latif Bey? Ama önemli bir çalışma. Hemen başlatacağız. Paramız olunca da tamamlamış olacağız. Belki Seyir Tepesi yine Hacı Fevzi Başkan'ın beni götürdü gösterdi seçimden önce. Muhteşem bir güzellik var. Burayı bizim ciddi bir şekilde değerlendirmemiz lazım. Zor olan orada kolaylaştırmamız lazım. Onun için de biz buna ben kentsel tasarımcılar, imar daire başkanımız da burada, KUDEP burada. Ekibe dedim ki burası çok önemli bir, muhteşem bir fırsat var burada. Bunu nasıl değerlendirebiliriz? Bununla alakalı şu anda Fırat Havzası, Nizip Çayı. Nizip Çayı rehabilitasyonla ilgili de bir bilgi vermek istiyorum. Çok dedikodu ve fitne var çünkü bu konuda. Sürekli birileri taşımaya çalışıyor. Geldiğimiz an talimatı verdik. Hiç bekletmeden ihalesi yapıldı. İhale şartnamesinde iki firma ayrı boru tipi kullanmış. Öbür firma yani ihaleyi almayan firma şikayet ettiğinde bu boru niye kullanıldı, bu boru kullanıldığı için ben maliyeti yüksek verdim demesin diye elimize rapor almamız gerekiyordu. Bu boru buraya uygundur, bu işe diye.
DAS Genel Müdürümüzle konuştum. Hemen bağımsız bir kuruluştan bu boruyla bu işi yapılacak raporunu elimize aldık. O rapor şu an elimizde. Hemen firmadan onun üzerine boru siparişlerini tamamladı. Zaten haftaya sevkiyat başlıyor. Hiçbir aksama yok. Hiçbir sorun yok. Mesela iki firmanın kendi arasındaki rekabetinden kaynaklanan bir rapor almamız gereken bir durum vardı. Onu da aldık. Hiçbir bekleme olmadan. Bilginiz olsun bu konuda. Karpuz atan çevre düzenleme mevcut hali burası. Bakın mevcut hali burası. Hem su hem yeşillik. Toprak mahsulleri ofisinin kısmını söyledim size. Burada kültür merkezleriyle ilgili tasarımcılarımızla çalışma yaptık. Uzay çatılı ile ilgili çalışmamızı yaptık. Spor ve gençlik merkezi şu anda bu bulvar yolunun açılması ile ilgili son hali. Belki Seyir Tepesi ile ilgili arkadaşlara bir çalışma yapın dedim. Şöyle bir tasarım yaptılar. Allah'ın izniyle bu gösterdiğimiz şeyleri gerçekleştirerek huzurlarımıza gelmeyi Allah bize nasip edecek inşallah. Nizip Şube Müdürlüğü binamız şu anda açıldı ve çalışıyor. Kanalizasyon yenileme 1 kilometre çalışıyor. Şu ana kadar kanal arızası 1194 arızanın 1015'i giderilmiş. Su arızasının 551, su arızasının 439'u giderilmiş durumda. Ama sistem daha da iyi çalışsın diye de özel sektörü şu anda ihale ettik. Bundan sonra daha da hızlanacak şekilde bu çalışmalar devam edecek. Ben Avrupa Birliği hibe programı ile ilgili de hakikaten bu bilgiye ulaşan ve bunu Nizip'e ulaştıran bütün ekibe çok teşekkür ediyorum. Örnek proje seçildi ve Çevre Bakanımız beni davet etti imza törenine. Biz o gün bir şey vardı, bundan ayrılmamamız gerekiyordu. Büyükşehir adına Latif Bey gitti ve imza attı. Mehmet Sarı Ali Vekilimiz de yanındaydı. Çok ciddi bir kaynak kullandık. Kaynağa ulaştık ve kaynağın Nizip'e gelmesini sağlamış olduk bu ekip. Uluyatır'daki sıkıntıyı biliyoruz. Sondaj çalışmalarımız hızla devam ediyor. Dere istihdam çalışmaları çok önemli. Sizi çok fazla sıkmak ve daha fazla sıkmak istemediğime size daha fazla söz hakkı bırakmak için istediğimiz için söz sizi bırakmak istiyoruz ama şu çok önemli. Değerli muhtarlarım, değerli kardeşlerim, biz birbirimizi iyi biliyoruz. Aslında bu kadar lafa da gerek yok. Aynası iştir kişinin lafa bakılmaz diyorum. İnşallah bundan sonraki süreçte bu mazeretleri hiçbirini sizin hizmet odaklı çalışmanıza koymadan sorunu çözerek, sorunu arkada bırakarak çözüm odaklı size millete hizmet etme yolculuğuna devam edeceğiz diyorum. Allah yolumuzu açık etsin diyorum. Burada hakikaten önemli bir dönüm noktasından geçeceğiz ayın 10'unda. Artık 91 yıl sonra ilk kez çok sancılı geçen Cumhurbaşkanlığı döneminde halk kendi kararını verecek. Halk kararını verdiği zaman sorun yoktu. Ben bunu 12 yıldan beri gördüm. Allah'ın izniyle bu yeni düzende de halk kendi iradesine, kendi güven ve istikrarına sahip çıkacak. Allah'ın izniyle gücümüze güç katan bir liderle bu çalışmaları çok daha güçlü bir şekilde tamamlayacağız diyorum. Verdiğiniz destek, vereceğiniz destek her türlü çalışmadan dolayı Allah hepinizden razı olsun diyorum. Yaşasın Nizip, yaşasın Gaziantep, yaşasın Türkiye diyorum.